Önce pazartesi gününün materyallerini bitirelim. Sonra kinetik ünitesine geçelim. Bugün sıcaklık, çarpışma teorisi ve aktifleşmiş kompleks teorisi üzerinde konuşacağız. İlk gün kinetik hakkında konuştuk. Hıza etki eden faktörleri konuştuk. Bunlar ilk derse ait ders notlarında var. Önce şimdiye kadar anlattıklarımızı kısaca gözden geçirelim, sonra ne anlatacağımıza bakalım. Tepkime hızına etki eden faktörlerden bazıları hakkında konuşacağız. Tepkime hızına mekanizmaların etki ettiği söylenir. Bu nedenle tepkime mekanizmalarından bahsedeceğiz. Maddelerin derişiminden, maddelerin doğasından bahsedeceğiz. Derişim teriminin varlığına veya yokluğuna göre birinci dereceden tepkimeler ve ikinci dereceden tepkimelerden bahsedeceğiz. Materyaller üzerine duracağız. Ama bugünün bir numaralı konusu sıcaklık. Bunun üzerinde konuşacağız. Pazartesi gününün bir numaralı konusu ise tepkime hızını artıran katalizörler olacak. Böylece listeyi tamamlamış olacağız. Sıcaklık ne yapar? Söylediğim gibi tepkime hızına etki eder. Sıcaklık bu faktörlerden sadece biridir dediğinizi duyuyorum. Bu çok doğru. Tepkime hızına en fazla etki eden faktörlerden biri budur. Gaz fazında sıcaklık arttıkça tepkime hızının artma eğilimi gösterdiği pek çok gözlem mevcuttur. Pek çoğunuz bunu düşünebilir ve bunun farkına varabilir. Bugün daha çok bunun kantitatif etkisi üzerinde konuşacağız. Sıcaklık arttıkça tepkime hızının ne kadar artacağını, hangi eşitliği kullanacağımızdan bahsedeceğiz. Bu düşünce uzun süreden beri mevcuttur. 1889'da Arrhenius hız sabitini sıcaklığa karşı grafiğe aldı. Hız sabitinin doğal logaritmasını sıcaklığın tersine göre grafiğe aldığında bir doğru elde edildiğini gördü. Burada onun çizdiği grafik görünmektedir. Hız sabitinin doğal logaritması 1/t'ye karşı grafiğe geçirildiğinde ki birimi Kelvin üzeri eksi 1'dir, bir doğru elde edilir. Bu durum hız sabitinin sıcaklığın tersiyle üstel yani eksponansiyel olarak değiştiği anlamına gelir. Bir doğru elde etmek için doğal logaritma kullanmamız şarttır. Aksi takdirde düz bir çizgi elde edemezsiniz. Buradaki bazı terimlere bakalım. Burada doğru denklemi görülmektedir. Hız sabiti K'nın doğal logaritması eşittir eksi EA aktivasyon enerjisi bölü RT. R gaz sabiti, T Kelvin cinsinden sıcaklıktır. Artı ln A. Buradaki A nedir? Buna A faktörü veya pre-exponential faktör adı verilir. K ile aynı birime sahiptir. K hız sabitidir. Şimdi bu eşitliği, bu grafiği, A faktörünü ve diğer terimi yani aktivasyon enerjisini düşünelim. A faktörü ve aktivasyon enerjisi çalışılan tepkimeye bağlıdır. Kullanılan materyallerin doğasına bağlıdır. Bir tür tepkimenin sadece bir tane aktivasyon enerjisi vardır. Diğerinin aktivasyon enerjisi farklıdır. Şimdi A faktörü üzerinde düşünelim. Bu tam olarak nedir? Bunun sıcaklığa bağlı olduğunu düşünüyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz? Kaç kişi evet olduğunu düşünüyor? Bu sıcaklığa bağlı mıdır? Kaç kişi hayır olduğunu düşünüyor? Kimileriniz iddiaya girmek istemiyor gibi. Cevap hayırdır. Şimdi A faktörünü düşünelim. A faktörü aslında çok büyük sıcaklıklardaki hız sabitidir. Bu grafiğe bakarsanız bu eksen boyunca ln K eşit ln A veya K eşit A'dır. Bu eksen üzerinde 1/T sıfıra eşittir. 1/T sıfıra eşit olduğunda K A faktörüne eşit olur. 1/T sıfıra eşitse sıcaklık hakkında ne söylenebilir? Sıcaklık çok yüksektir. Çok büyük bir sıcaklık hayal edin, öyle ki burada hız sabiti A faktörüne eşit olsun. A faktörü çalışılan materyalin doğasına bağlıdır ve değerinin ne olduğunu tayin edebilirsiniz. Fakat kesinlikle sıcaklığa bağlı değildir. Bu çok yüksek sıcaklıktaki hız sabitinin değeridir. Aktivasyon enerjisi nedir? Bunun sıcaklığa bağlı olduğunu düşünüyor musunuz? Ne düşündüğünüzü niçin söylemiyorsunuz? Şimdi bir clicker sorusu yapalım. Son 10 saniye. Pekala. Bunu kendi aranızda tartışmanızı istiyorum. Verdiğiniz cevabın sizi memnun edip etmediğine bir bakın. Tekrar oylayalım. Son 10 saniye. Doğru cevap, aktivasyon enerjisi sıcaklığa bağlı değildir. Hız sabitinin 1/T'ye karşı çizilen grafiğinden aktivasyon enerjisinin ne olduğunu hesaplayabilirsiniz. Bu doğrunun eğiminden aktivasyon enerjisini bulabilirsiniz. Aktivasyon enerjisi materyalin doğasına bağlıdır ama sıcaklığa bağlı değildir. Bugün bunun üzerinde biraz daha duracağız. Bu soruyu geçmeden önce clicker sorusu hakkında bir şey daha söylemek istiyorum. En sonunda clicker yarışmasında biri ikinci kez tekrar kazandı. Yapabilirlerse diğer uygulamalar için de bir fırsat daha var. Diğer uygulamalar da ikinci kez kazanabilir. Pazartesi günü son clicker yarışması yapacağız ve eğer beraberlik elde edilirse sonucu belirlemek için ilave bir soru daha soracağız. Hangi uygulama kazanırsa o uygulamanın üyelerine özel ödül vereceğiz. Bu pazartesi günü yapılacak. Büyük şampiyona için çalışmak isterseniz, pazartesi günü kataliz konusunu gözden geçirmemi isteyebilirsiniz. Pekala, konuya geri dönelim. Aktivasyon enerjisinin sıcaklığa bağlı olmadığını bulmuştuk. Pekala, finalde formül kağıdınızda ne göreceksiniz? Biraz bunlardan bahsedelim. Birbirine eşit olan farklı eşitlikler görebilirsiniz. Buradaki bir doğru grafiğidir. Doğru denklemi ln k eşittir ln a eksi ea bölü rt şeklinde yazılabilir. Bu doğru denklemine çoğunlukla Arrhenius eşitliği adı verilir. Buradaki doğal logaritmadan kurtulabilirsiniz ve üstel terimli şeklini kullanabilirsiniz. Bu da k eşittir a çarpı e üzeri eksi ea bölü rt şeklinde yazılır. Bu iki eşitlik birbirinin aynısıdır. Sınavda her ikisi de verilecektir. Gaz olmayan maddelerin de benzer davranış gösterdiği bilinmektedir. Benzer davranış sergileyen gaz haricindeki maddelere ait bir örnek verelim. Bunun ne olduğunu bana söyleyin. Bu nedir? Kriket. Kriket Arrhenius davranışı sergiler. Sıcaklık arttıkça kriket daha hızlı cıvıldar. Yaz aylarında şehir dışında kulakları sağır edici bir ses duyabilirsiniz ve şehre geri dönmek sizi çok mutlu eder. Çünkü şehirde sadece ambulans ve arabaların çıkardıkları ses vardır. Geceleri bu inanılmaz gürültüyü duymazsınız. Kriketin cıvıldama sayısını sayarak ve bu eşitliği kullanarak sıcaklığın kaç derece olduğunu hesaplayabilirsiniz. Sanırım bunu 14 saniye içinde sayacaksınız ve sonra buna 40 rakamını ilave edeceksiniz. Bu Fahrenheit cinsinden sıcaklığı verir veya bunun gibi bir şey. Yani bu tür davranışları sadece gazlar göstermez. Pekala. Bugün aktivasyon enerjisini konuşmaya devam edeceğiz. Aktivasyon enerjisi tam olarak nedir? İki molekülün bir araya geldiğini düşünelim. İki molekül bir araya geldiğinde bimoleküler bir tepkime başlar. Fakat iki molekülün her bir araya gelişiyle tepkime devam edip ürün oluşmaz. Eğer bu moleküller kritik bir enerjiye sahipse tepkime devam edip ürün oluşur. Moleküllerin tepkime vermesini sağlayan bu kritik enerji aktivasyon enerjisidir. Moleküller bu enerjiye sahipse ürün oluşur. Moleküller bir araya geldiklerinde yeterli enerjiye sahipse devam eder ve ürün oluştururlar. Moleküllerin birbiriyle tepkime vermesi için gereken minimum kritik enerjiye aktivasyon enerjisi denir. Pekala, bu kritik enerji miktarının etkisinin ne olacağını düşünelim. Şüphesiz sıcaklık bunda büyük rol oynayacaktır. Şimdi bunu düşünelim. Grafiğin bir tarafında molekül oranı var. Aşağıda ise kinetik enerji var. Burada sıcaklığın nasıl rol oynadığını düşünelim. Düşük sıcaklıklarda tepkime vermesi için gereken kritik enerjiye sahip moleküllerin oranı düşüktür. Yüksek sıcaklıktakini düşünelim. Eğri böyle olur. Bu yüksek sıcaklık, bu ise düşük sıcaklıktır. Burada ise aktivasyon enerjisi var. Tepkime için gerekli olan minimum enerji. Gördüğünüz gibi sıcaklık düşükse az sayıdaki molekül sayısı tepkimeye girmek için yeterli enerjiye sahip olur. Ama sıcaklık yüksekse çok sayıda molekül tepkime verecek kinetik enerjiye sahip olacaktır. Bu nedenle düşük sıcaklıkta çoğu molekül tepkimeye girmez. Yüksek sıcaklıkta ise daha fazla molekül aktivasyon enerjisini yenecek enerjiye sahip olacak ve tepkime verebilecektir. Sıcaklık büyük bir rol oynar. Bu nedenle hız sabitini öngörmemiz için aktivasyon enerjisi kavramını kullanabiliriz. Şimdi bir örneğe bakalım. Çoğumuzun günlük diyetinde sakkaroz bulunur. Sindirim sisteminde sakkaroz hidroliz tepkimesi vererek glukoz ve fruktoza parçalanır. Vücutta bu tepkimenin hızının ne olabileceğini düşünebiliriz. Normalde vücut sıcaklığı 37 derece santigrattır. Bu sıcaklıkta deneysel olarak gözlenen hız sabiti 1 × 10⁻⁻³ molar üzeri -1 ve saniye üzeri -1'dir. Vücut sıcaklığı 35 derece santigrata düşerse ne olur? Buna cevap verebilmek için bu tepkimenin aktivasyon enerjisini bilmemiz gerekir. Bu tepkimenin aktivasyon enerji değeri 108 kJ/mol'dur. Şimdi bir soru sormak istiyorum. 35 derece santigratta yeni tepkimenin hızı ne olacaktır? Bunu bulmak için Arrhenius eşitliğini kullanabiliriz. Birinci sıcaklık için hız sabitine K1, ikinci sıcaklık için hız sabitine K2 deriz. Bu iki eşitliği birleştiririz. Doğal logaritmalar birbirini götürür. Bu sıcaklığa bağlı değildir ve burada durmasına gerek yoktur. Şimdi bunu çözebiliriz. Bu iki eşitliği birbirinden çıkartalım veya eşitlikleri bölelim. Böylece ln K2 bölü K1 eşittir. Eksi EA bölü R parantez içinde 1/T2 eksi 1/T1 denklemi elde edilir. Bu eşitlik size tanıdık geldi mi? Daha önceden görmüş olduğunuz bir eşitliğe benziyor mu? Bu eşitliğe ne dendiğini hatırladınız mı? Evet, Van't-Hoff eşitliği. Buradaki hız sabitleri yerine orada neyi mukayese etmiştik? Denge sabitlerini. Buradaki EA terimi yerine orada ne vardı? Delta H. Doğru. Bunu hatırlamanıza memnun oldum. Çünkü ders sonunda bunları geri döneceğiz. Elimizdeki değerleri bu eşitlikte yerine koyalım. Aktivasyon enerjisini eşitlikte yerine koyarken birimine dikkat edin. Çünkü gaz sabitindeki jül değeri ile birbirini yok etmesi için kilojül terimini jüle çevirmeyi unutmayın. Diğer değerleri de yerine koyalım ve K2'yi çözelim. K2'nin değeri 7.6 çarpı 10⁻⁴ molar ⁻⁴ saniye ⁻⁴'dir. Yani daha yavaştır. Vücudun normal sıcaklıkla muhafaza edilmesinin önemli olma nedenlerinden biri budur. Vücut sıcaklığı düşerse vücut tepkimeleri olmaz, enzimler fonksiyonlarını gerçekleştiremez. Her şey yavaşlar. Vücut sıcaklığının çok yükselmesi de iyi değildir. Bunun korunması bu nedenle önemlidir. MIT'ye daha sıcak iklimlerden gelenlere LL Bean kataloğunu öneririm. Ceketler, botlar ve bu tür şeyler satar. Bu kış IAP'ye geldiğinizde çok iyi hazırlanmış olmalısınız. Vücut sıcaklığının 37 derecenin altına düşmesinin iyi bir şey olmadığını ispat etmek zorunda değilsiniz. Pekala, bu eşitliğin bize ne söylediğini biraz daha düşünelim. Bize söylediği diğer şey şudur. Büyük bir aktivasyon enerjisi varsa, yani EA değeri çok büyükse, bu durumda hız sabiti sıcaklığa karşı çok duyarlı olacaktır. Bu değer gerçekten çok büyükse, sıcaklık değiştikçe hız sabitindeki değişme fazla olacaktır. Bunu aklınızda tutun. Daha sonra buna geri döneceğiz. Sıvı azot sıcaklığında enzim tepkimelerinin hızı ne olur? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Burada 37 derece santigrattan 35 derece santigrata inildiğinde ne olduğunu gördük. Sıvı azot çok soğuktur. Bu sıcaklıkta enzim faaliyetlerini sürdürdüğü sürece büyük bir şey olmaz. Daha önceden söylediğim gibi sadece tepkime çok yavaşlar. Araştırmalarımda kullandığım püf noktası buradadır. Enzimleri kristallendiririz. Enzimleri kristallendirerek belli bir konumdaki yapısını bulmaya çalışırız. Önce tepkimeyi başlatırız, sonra belli bir evrede sıvı azota sokarak tepkimeyi durdururuz. Sonra enzimin yapısını inceleriz ve neye benzediğini görürüz. Bu sıvı azotun kullanıldığı yerlerden biridir. Şimdi başka bir tepkimeye bakalım. Burada enzim yok. Fakat başka şeyler var. Sıcaklık düştükçe bunlara ne olacağına bir bakalım. Doktor Taylor kaplara bir miktar sıvı azot döküyor. Pekala. Şimdi bir tepkimeye bakacağız ve ne olduğunu kolayca göreceğiz. Daha önce glow stick yani glow çubuk kullandınız mı? Kemilüminesans yapan plastik bir çubuktur. Glow çubuk içinde 2 bölme vardır. Her birinin içinde farklı kimyasal maddeler bulunur. Ticari olarak gizlidir. Bu nedenle tahtaya yazamam. Fakat kısaca burada bir tepkime meydana gelir. Tepkime sonunda açığa çıkan enerji görünür bölgede ışıma yapar. Sizce buradaki tepkime egzotermik mi yoksa endotermik midir? Evet, ısı veren yani egzotermik bir tepkimedir. Biraz önce Profesör Drennan enzimatik tepkimelerin yavaşlatılmasından söz etti. Şimdi buradaki tepkimeyi yavaşlatırsak ne olacağını görelim. Glow çubukları sıvı azot içine koyuyorum. Şimdi ışıkları söndürmeye gidiyorum. Gözünüzü bunların üzerinden ayırmayın. Farklı renkli çubuklarla bunları birkaç kez deneyeceğim. Turuncu renkli glow çubuk da benzer şekilde davranacak. Burada tepkime yavaşladığında ne olacağını göreceksiniz. Tepkimeyi yavaşlattığımızda ne göreceğiz? Tepkime duracak mı? Evet, tamamen duracak ve hiç renk görmeyeceğiz. İlk kapta rengin gittikçe solduğunu görüyor musunuz? Şimdi yeşil çubuğu deneyelim. Ve sarı çubuk. İlk tepkimi şu anda durmuş gibi gözüküyor. Artık hiç renk görmüyoruz. Bunu tekrar oda sıcaklığına getirdiğimizde ne olmasını beklersiniz? Evet, sanırım. Gözünüzü bunların üzerinden ayırmayın. Derse devam edeceğiz çünkü oda sıcaklığına kadar ısınmasının ne kadar süreceğini bilmiyorum. Sıcaklık yeteri kadar yükseldiğinde ışıma yeniden başlayacaktır. Burada sıvı azot var. Kendimi bu çiçekleri dondurmaktan alıkoyamıyorum. Bu kinetik ile ilgili değil, bir bağlantı kurmaya çalışmayın. Fakat bu çiçeği dondurabiliriz. Bunu deneyeceğiz. Sınav öncesi katarsis, yani duygu boşalımı yapmaya çalışıyoruz. Daha önce bunu sıvı azot ile deneyen var mı? Doktor ofislerinde kullanılır. Herhangi ufak bir şeyi yok etmek istiyorsanız üzerine azıcık sıvı azot dökersiniz. Orayı yakar ve kırılır. Sizin için iyi bir premed eğitimi. Sanırım buradaki çiçek donmuş. Gördüğünüz gibi donmuş görünüyor. Yapacaklarımız bu kadar. Radyoda ilginç bir şey duydum. Sil veya buna benzer şeyleri sıvı azot ile yok ediyorlarmış. Bunu yapmanın sıvı azottan daha iyi bir yolu var mı diye tartışıyorlardı. Bununla ilgili bir şey duydunuz mu? Sıvı azottan daha iyi bir yöntem var mı? Kolibantı, yani duct tape. Bazı bilim adamları kolibantlarını nerede kullanacaklarını inceliyorlar. Bazılarınız ileride bilim adamı veya mühendis olmayı planlıyor olabilir. Kolibantını gelecekte çok kullanabilirsiniz. Kolibantının sihirlerin yok edilmesinde sıvı azottan daha başarılı olduğunu söylüyorlar. Araştırmacılar kolibantının pek çok yerdeki uygulamasını buldular. Sadece bir şeyde başarılı olmadığını gördüler. Bunun ne olduğunu tahmin edecek olan var mı? Boru tamiri, yani duct repairing. Evet, bunda başarılı olamadı. Boruların tamirinde kolibantlarından çok daha iyi yöntemler vardır. Sanırım bundan sonra adına boru bantı yerine sil çıkaran bant diyecekler. Pekala. Sıcaklık düştüğünde her şey yavaşlamaya başlar. Fakat moleküllerin tepkime verebilmesi için, aktivasyon enerjisini yenmesi için belli bir enerjiye, belli bir kritik enerjiye sahip olması gerekir. Tekrar ediyorum. Moleküller bir araya geldiklerinde, şuna bir dakika bakın. Moleküller tepkime vermek için bir araya geldiklerinde, tepkime vermeleri için bir miktar enerjiye ihtiyaçları vardır. Belki burada bir bağ kırılacak, sonra yeni bir bağ oluşacaktır. Bunun için kritik bir enerjiye ihtiyaçları vardır. Aktivasyon enerji bariyerini geçmesi gerekir. Bir tepkimenin olması için mutlaka belli bir miktarda enerjiye ihtiyacı vardır. Moleküller bu enerjiye sahipse bir araya gelirler, tepkime verirler ve ürün oluştururlar. Bu enerjiye sahip değillerse geri dönerler ve reaktifler değişmeden kalır. Özet olarak aktivasyon enerjisi bariyerini aşmak için belli bir enerjiye ihtiyaç duyulur. Bu tam olarak buradaki küçük film gibidir. İki molekülün bir araya geldiğini görüyorsunuz. Tepkime verecek enerjileri varsa bir parlama olur, sonra moleküller tepkimeye girer. Burada olan budur. Kırmızı ve yeşil moleküller birbirlerini kontrol ediyorlar. Enerjileri yetiyorsa hop, tepkimi verirler ve ürün vermeye giderler. Şimdi aktivasyon enerji bariyerini ve aktifleşmiş kompleksi konuşalım. Bu örnekte azot dioksit artı karbon monoksit tepkimeye girerek azot monoksit ve karbondioksit oluşturur. Tepkime vermeleri için bir miktar enerji almaları gerekir. Burada çizeceğim şeye aktifleşmiş enerji diyagramı adı verilir. Bu eksende potansiyel enerji vardır. Diğer eksene tepkime koordinatı adı verilir. Reaktifler belli bir enerjiye sahiptir. Ürünler de belli bir enerjiye sahiptir. Bu örnekte ürünlerin enerjisi reaktiflerden daha düşüktür. İkisi arasında delta E enerji farkı vardır. Fakat yine de doğrudan ürünlere doğru gitmezler. Aktivasyon enerjisi engelini yenmek zorundadırlar. Tepkime vermeden önce reaktifler bu enerji bariyerini aşmak zorundadır. Tepkime vermesi için reaktiflerin bu aktivasyon enerji engelini yenmesi gerekir. Bu ileri yöndeki aktivasyon enerjisidir. Sadece bunu aşabilenler tepkime verebilir. Geri yöndeki tepkimenin de aktivasyon enerjisi vardır. Ürünlerden reaktiflere doğru gitmek isterseniz bu aktivasyon enerji engelini yenmek zorundasınız. Buraya, bu tepe noktasına aktifleşmiş kompleks adı verilir. Burada bir tür aktifleşmiş kompleks veya geçiş hali mevcuttur. Moleküller bir araya geldiklerinde burada bir tür geçiş hali oluştururlar. Sonra ürün oluştururlar. Çoğunuz bu kavrama, aktivasyon enerji kavramına alışıksınız. Bunun üzerinde epey konuştuk. Ama aktivasyon enerji kavramı ile sanırım hepinizin kişisel olarak bir ilişkiniz vardır. Benim için bir şey yapmak gerçekten çok zor olmuştu. Ulusal Sağlık Enstitüsü bursu için uzun bir yazıya başlamak zorundaydım. Yaklaşık 25 sayfa uzunluğundaydı. Her bir sayfanın marjini 5 vuruştu. Tek boşlukluydu, fontu 11'di. Yani çok sıkışık ve yoğundu. Buna başlamak epey bir vaktimi aldı. Son başvuru tarihi vardı ki MIT bu konuda çok titizdir. Ulusal Sağlık Enstitüsü'ne başvurmadan 5 gün önce son şeklini MIT Araştırma Teşvik Bürosu'na vermek zorundaydınız. Sonra bölümün onaylaması gerekiyordu. Takvime baktım, o günü işaretledim. Her gün geriye kaç gün kaldığını kontrol ediyordum. Sonunda başlamadan önce derin bir oh çektim. Yapılacak çok şey vardı. Literatürleri okumalıydım. Bunlar konum ile ilgili yeni şeylerdi. Gelecekte nasıl bir proje yapacağımı düşünmek zorundaydım. Şimdiye kadar yaptıklarımdan çok daha ileri bir şey yazmam gerekirdi. Nasıl yapacağımı düşündüm. Bunlar çok bunaltıcı şeylerdir. Sonunda bir şey oldu. O büyük korku birkaç gün sonra gitti. Çünkü onu yapmak zorundasınız. Bazen gidip büyük bir kupa kahve alırsınız ve masaya oturursunuz. Bilirsiniz, insanlar kendilerini masaya bağlamanın bir yolunu bilirler. Burs başvurusu yazıncaya kadar masanın başından kalkmazlar. Bunu pek çok şeye bağlayabilirsiniz. Bu başlayacağınız yeni bir şey olabilir. Başlangıç yapmak için yenmeniz gereken bazı engeller olabilir. Çoğunlukla bir kez başladıktan sonra bunun çok kötü olmadığını göreceksiniz. Bazılarınız şunu düşünüyor olabilir. Birinci sınav çok önceydi. Birinci sınavdan hatırlamam gereken çok şey var. Bu biraz ürkütücü olabilir. Fakat final sınavından tekrar bahsetmemin nedeni şu. Aktivasyon enerji engelini yenmeniz ve çalışmaya başlamanız için size yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü bir kez çalışmaya başlarsanız devamı gelir. "Oh, bunu hatırlıyorum. Bu çok kötü değilmiş." diyeceksiniz. İhtiyacınız olan şey aktivasyon enerji engelini yenmektir ve yapacağınız şey budur. Moleküller de aynı şeyi yapmak zorundadır. Burada bu genel prosesi konuşabiliriz. Buradaki her bir sayıya bakalım. İleri yöndeki tepkimenin aktivasyon enerjisi 132 kJ/mol'dür. Ve geri yöndeki tepkimenin aktivasyon enerjisi 358 kJ/mol'dür. Bu tepkimenin bir de delta E değeri vardır. Reaktiflerden ürünlere doğrudur. Değeri -226 kJ/mol'dür. Bu tepkime ısı alan mı yoksa ısı veren midir? Ne düşünüyorsunuz? Egzotermik mi, endotermik mi? Isı veren, yani egzotermiktir. Ders notlarınıza bir bakın. Delta H ve delta E arasındaki ilişki hakkında biraz konuşmuştuk. Bunlar birbirine çok benzerdir. Delta H genellikle delta E ve basınç hacim değişiminin toplamına eşittir. Gazlarda ikisinin arasındaki fark yaklaşık %1 veya %2'dir. Katı ve sıvılarda delta H ile delta E arasındaki fark ihmal edilebilir. Bu değerler birbirine çok yakındır. Delta E'nin aslında ne olduğunu düşünebilirsiniz. Delta E eşittir E aktivasyon ileri yöndeki tepkimi eksi aktivasyon enerjisi geri yöndeki tepkimi. Bu özel durumda delta E değeri -226 kJ/mol'dür. İleri yöndeki aktivasyon enerjisi 132 kJ/mol. Geri yöndeki aktivasyon enerjisi 358 kJ/mol'dür. Gördüğünüz gibi bunlar birbirine eşittir. Bu değerlerden ikisini bilirseniz üçüncüsünü hesaplayabilirsiniz. Final sınavında hatırlamak zorunda olduğunuz eşitliklerden biri budur. Çünkü kavramla ilgili bir şeydir. Bu artı bu eşit şudur. Bunların hepsi birbiriyle toplanabilir. Burada negatif değere sahipsiniz, bu ısı veren tepkimi anlamına gelir. Bu delta E sistemin iç enerji değişimidir. Ve bu değeri deneysel olarak tayin edebilirsiniz. Örneğin kalorimetre ile belirleyebilirsiniz. Bunu aklınızda tutun ve devam edelim. Bu derste konuştuğumuz diğer şeylerle arasında nasıl bir bağlantı kuracağımıza bir bakalım. Elementer tepkimi için ve sanırım hepimiz için her zaman yenilmesi gereken bir aktivasyon enerji engeli vardır. Aşmamız gereken daima pozitif bir aktivasyon enerji engeli mevcuttur. Sıcaklık arttıkça elementer tepkiminin hızı daima artar. Böylece aktivasyon enerji engelini aşmak daha kolay hale gelir. Fakat toplam tepkimi için sıcaklık artışı tepkimi hızını her zaman arttırmayabilir. Bunun niçin doğru olduğunu bir düşünelim. Burada daha önce gördüğümüz bir tepkime var. Bunun için önerilen mekanizmayı daha önce konuşmuştuk. Bu mekanizmada iki adım vardır. İlki hızlı ve ters inirdir. İkincisi yavaş adımdır. Ürün oluşum hızını yavaş tepkimeye göre, burada ikinci adıma göre yazabiliriz. İkinci adımda iki molekül NO2 oluşuyor. Bu nedenle ürün oluşum hızı ifadesine iki katsayısını koyarız. Sonra N2O2 ve O2 derişimlerini koymamız gerekir. N2O2 bir ara üründür. Bunu çözmemiz gerekir. İlk tepkimi hızlı ve tersinir, ikinci tepkime yavaştır. Ara ürün birinci tepkimede oluşur. Sonra ara ürün reaktiflerle dengeye gelir. Çünkü birinci tepkime çok hızlıdır. Ve ürün oluşturmak için ara ürünün çok az bir kısmı sifonlanır. Bu durumda bir denge meydana gelir. Şimdi bir clicker sorusu. Bu ara ürünü benim için çözer misiniz? Böylece son dersi gözden geçirmiş oluruz. Son 10 saniye. Çok iyi. Bunu çözebiliriz. Birinci tepkimenin denge sabiti ürünler bölü reaktiflerdir. Buradan ara ürünü çözersiniz. Ara ürün eşittir büyük K1 çarpı azot monoksitin karesidir. Bu terimi alıp ürün oluşum hız ifadesinde yerine koyarız. Bu ifadede yerine koyduğumuzda 2K2 çarpı büyük K1 çarpı azot monoksitin karesi çarpı oksijen gazı elde ederiz. Bu bizim hızımızdır. Bunun bir kısmını kaçırdıysanız daha önceki notlarınızda vardı. Şimdi sıcaklığın etkisini düşünelim. Buradaki K2 elementer hız sabitidir. Sıcaklığa bağlıdır. Sıcaklık arttıkça hız artacaktır. Burada bununla ilgili eşitliği yeniden görmektesiniz. Buradaki aktivasyon enerjisi daima pozitiftir. Ve daima aşılması gereken bir engel vardır. Sıcaklığı yükseltirseniz elementer hız daima artacaktır. Peki, denge sabiti hakkında ne düşünüyorsunuz? Kimyasal dengeye geri dönelim. Denge sabiti üzerine sıcaklığın etkisi tepkimenin ısı veren veya ısı alan oluşuna bağlıdır. Daha önceden bahsettiğimiz gibi burada Van't-Hoff eşitliğini görmektesiniz. Bu eşitliklerin ne kadar benzer olduğuna dikkatinizi çekerim. Elementer hız sabiti yerine burada denge sabiti vardır. Aktivasyon enerjisi yerinde de delta H vardır. Eğer tepkime egzotermik ise, egzotermik tepkimede sıcaklığı yükseltirseniz K denge sabitine ne olur? Azalır. Tekrar edelim. Endotermik yöne doğru kayacaktır ve K azalacaktır. Şimdi buna bakalım. Buradaki K gözlenen terimine bakalım. Bu terimde hem elementer hız sabiti hem de denge sabiti vardır. Sıcaklığı yükseltirseniz hız sabiti artar fakat denge sabiti azalır. Artmanın veya azalmanın büyüklüğü, aktivasyon enerjisinin büyüklüğüne veya delta H'ın büyüklüğüne bağlıdır. Bu özel örnekte bunu bilmenin bir yolu yoktur. Bu nedenle size ben söyleyeceğim. Aktivasyon enerjisi küçüktür. Buna kitabınızdan bakabilirsiniz. Delta H'ın değeri büyüktür ve egzotermik bir tepkimedir. Aktivasyon enerjisinin değeri çok küçükse hız sabitinin çok az artacağı anlamına gelir. Sıcaklık değişimine karşı duyarlı değildir. Çünkü küçük bir sayıdır. Fakat delta H büyük bir sayı ise denge sabiti sıcaklıkla çok fazla azalacaktır. Çünkü buradaki değeri büyüktür. Bu özel örnekte sıcaklık arttıkça gözlenen hız azalmaktadır. Çünkü delta H değeri çok büyüktür. Eğer size değerler veya bunun gibi bazı bilgiler verilirse tepkimenin hızı hakkında neyin doğru olabileceğini anlayabilirsiniz. Büyük aktivasyon enerjisi hız sabitinin sıcaklık değişimine karşı çok duyarlı olduğu anlamına gelir. Büyük delta H denge sabitinin sıcaklık değişimine karşı çok duyarlı olduğu anlamına gelir. Daha önce konuştuğumuz gibi aktivasyon enerjisi daima pozitiftir. Elementer hız daima sıcaklık ile artar. Halbuki delta H pozitif veya negatif olabilir. Bu nedenle denge sabiti sıcaklık ile artabilir veya azalabilir. Burada delta H'ın büyüklüğü değişimin büyüklüğünü gösterir. K ne kadar değişecektir? Bu değişim büyük müdür veya küçük müdür gibi. Ve delta H'ın işareti değişimin yönünü gösterir. Bir şeyi gözden geçirmek istiyorum. Sonra bugünkü dersi bitireceğiz. Denge halindeki bir sisteme dış etki uygulandığında sistem bu dış etkiyi en aza indirmeye çalışır. Böylece Le Chatellier prensibine geri dönmüş olduk. Bir tane daha clicker sorusu yapalım. Sonra bugünkü dersi bitireceğiz. Sıcaklık artarken ne olur? Tekrar Le Chatellier ilkesini düşünün. Son 10 saniye. Çok iyi. Bu notları pazartesi günü bitireceğiz. Le Chatellier ilkesini yeni bir tarzda düşüneceğiz. Aktivasyon enerjisi cinsinden düşüneceğiz. Bu oldukça eğlenceli olacak. Çünkü burada beraberlik söz konusu. Bu durumda dersin sonunda ne yapacağımızı daha önceden söylemiştik.